Efendim sırada ise İngiltere'nin çarpıcı geçmişi var. Şimdi 1600'lü yıllara geri döneceğiz ve barut komplosunun tarihini anlatacağız. Remember, remember the 5th of November. Gunpowder, treason and plot. I know of no reason why gunpowder treason should ever be forgotten. Efendim İngiltere'nin çarpıcı geçmişinde her hafta sizlere farklı konuları anlatmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuzsa aslında içinde bulunduğumuz bugünle ilgili. Yani 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece İngiltere'de gerçekleştirilen kutlamalar. Biliyorsunuz şu sıralarda caddelerde, sokaklarda havai fişekler patlatılıyor ve İngilizler bir kutlama gerçekleştiriyor. Ama bu kutlama neden yapılıyor? Geçtiğimiz günlerde havai fişekler patlamaya başladı. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu gece ise doruk noktası olacak. İngilizlerin İngiltere Parlamentosu'na yönelik olarak 5 Kasım 1605 tarihinde gerçekleştirilen barut komplosunu önlemesi, yani saldırının başarısız olması İngilizler tarafından günümüzde de kutlanmaya devam ediliyor. Ama bu kutlamaların bugün itibariyle değişiklik gösterdiğini söylemek lazım. Şimdi London Express'te hem kutlamaların hem de olayın tarihi hikayesini sizlerle paylaşacağız. Hem de kutlamaların zaman içerisinde ne derece değiştiği hakkında bilgi vereceğiz. How did you do that? Wait. Here comes the crescendo. Barut komplosunun tarihinden bahsedelim. İngiltere Parlamentosu'nu hedef alan barut komplosunu gerçekleştirmeye çalışan kişi İngiltere'nin York kentinde doğan Guy Fawkes'tu. Guy Fawkes 1500'lü yılların sonunda dünyaya geldi. 1593 yılındaysa İngiltere'deki hakim yapı protestan olmasına rağmen Katoliklik mezhebini seçti. Ardından İspanyol ordusuna katıldı. İspanyol ordusundaysa askeri eğitimini tamamladık ve güçlendirdikten sonra İngiltere'ye geri dönüş yaptı. Ve beraberindeki 12 kişilik grupla hemen arkamdaki İngiltere Parlamentosu'nu hedef alacak olan barut komplosunu tasarladı. Guy Fawkes'un hedefinde İngiltere'deki monarşi vardı. Her yıl Ekim ve Kasım ayında o yıllarda düzenli olarak aristokrasi zirvesi yapılıyordu. Yapıldığı noktaysa İngiltere Parlamentosu'ydu. Guy Fawkes o geceyi, yani 5 Kasım tarihini tercih etti ve İngiltere Parlamentosu'nun hemen altında yer alan mahzenlerde fıçılarla barutla yakalandı. Guy Fawkes'un girişimi başarısız olmuştu ve beraberindeki 12 arkadaşının da ismini açıkladı. Tarih 1606'yı gösterdiğinde 31 Ocak'taysa hemen Westminster Sarayı'nın karşısında idam edildi. Başarısız barut komplosu girişiminin tarihi işte böyleydi. Ancak 5 Kasım tarihi artık İngiltere'de her yıl havai fişeklerle kutlanan bir şenliğe dönüştü. Geçmiş yıllarda bu komplo girişiminin başarısız olması kutlanıyordu. Ancak bugünlerde ise bunun tam anlamıyla bir şenliğe dönüştüğünü söylemek lazım. Bir de unutmadan V Vendetta filminden esinlenen anarşist gruplar var. Onlar da belki de şu sıralarda programımızın yayınlandığı anda maskeleriyle Londra sokaklarında protesto gösterileri düzenliyor. Hemen arkamda yer alan İngiltere Parlamentosu'nun mahzenlerinde yapılmaya çalışılan bu saldırı işte bu şekilde engellenmiş oldu. Önümüzdeki hafta çarpıcı geçmişte yine farklı konularla birlikte olacağız.